Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Evet, uzun zamandır yine bir vlogla karşınızdayım. Bu sefer eğlenceli bir vlog olacak. Yani belki diğerlerini sevmemiş olabilirsiniz biraz Türkiye olduğu için falan ama Mardin'i çok merak edenleriniz olduğunu biliyorum. Ama en güzel ayrıntı Kore'de tanışıp böyle kardeş gibi olduğum bir arkadaşım geliyor bugün Mardin'e, benim yanıma ziyarete. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Videolardan tanıyorsunuz zaten onu. Havalimanına gittiğinde beraber görelim. Böyle bugün beraber biraz yağmurlu hava, hatta biraz değil yağmurlu bayağı hava ama yapabilecek maalesef bir şey yok. Gezmeye, eğlenmeye çalışacağız. Yağmurlu havada bile gidip böyle bir şeyler yapıp gezeceğiz. Hadi hep beraber gidelim. Evet, biz havalimanına gittik, eve uğradık, ben hazırlandım. Şimdi Mardin'e kahvaltı, yani Mardin'e dediğim yukarı kısmına, tali yerine kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kim geldi peki? Tırırım! Zeynep geldi, Zeynep'i. Selam. Kore'deki okulum videosunda, yurt odam videosunda bir de abur cubur çekmiştik değil mi beraber Zeynep? Aynen. Abur cubur videomu tanıyabilirsiniz. Şu an Afrika örgüsü yaptı setini, o yüzden şey olabilir. Benim abim, küçük abim. Görüşürüz. Bilmem, açayım şu an. Evet, böyle küçücük bir Mardin sofrasını size gösterelim. Mardin'de Artuk Bey burası. Böyle bir kahvaltı. Afiyet yiyeceğiz. Zeynep telefonu bırakırsa ya. Kankalar günaydın. Bu videom birazcık nispet videosu olacak. O yüzden şimdiden özür dilerim. Evet. Zeyna Mardin'e geldi. Ve kahvaltımız. Zeynep yiyor gördüğünüz gibi. Sarangi. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi başka bir kafeye geldik. Bu şeyleri falan maalesef size gösteremiyorum arkadaşlar. Hani böyle yürüyüş mesafesi, onlar bunlar. Saçım başım dağıldı zaten yağmurdan dolayı. Gösteremiyorum çünkü çok yağmur var, çok sis var. Hatta size böyle birazcık belki şuraya gösterebilirim dışarısını görmek adına. Şöyle yapayım. Dışarıda çok fazla sis var. O yüzden dışarı çıktığım zaman maalesef vlogu çekemiyorum, yani devam edemiyorum ama böyle mekanlara geldiğim zaman devam edeceğim. Bu şekilde. Zeynep yine biliyorsunuz ki telefonla uğraşıyor. Birazdan siz izin alıp kafenin içinde göstereyim size. Burası böyle Mardin'de çok böyle otantik tatlı bir kafe. Saçım dağılmış ya. Neyse artık. Öyle. Evet arkadaşlar, şimdi kafeden bir istekte bulunduk. Biz sabahtan beri Kore ile alakalı, Kore'deki anılarımızla alakalı konuşup duruyoruz. Bu şarkı benden Feyza'ya gelsin. Çok özledim onu çünkü ve bize gelsin Zeynep. Tekrardan merhaba. Bugün ikinci günümüzdeyiz. Zeynep Hanım. Dün sistem dolayı hiçbir şey görememiştik. Bugün yine birazcık yağmur çiseliyor ama daha net görüyoruz. En azından böyle önümüzü görebiliyoruz. Birazcık dolaşacağız. Ondan sonra böyle burada ünlü bir şey var. Kıraathane gibi bir yer var. Hani öyle değil de tam olarak. Geleneksel bir yer var. Zeynep'i oraya götürmek istiyorum. Böyle tüm Mardin havasını görebiliyorsunuz, orada çay içebiliyorsunuz filan, sohbet edebiliyorsunuz filan. Zeynep çok gezmeyi seven bir insan olmadığı için tabii ki tarihi yerleri çok gösteremeyeceğim size bu vlogta. Başka bir vlogta ben tek başıma gittiğimde göstereceğim bu arkadaş yüzünden. Benle hiçbir ilgisi yok. Yürümeyi sevmiyorum, ne yapayım? Evet, gerçekten sevmiyor. Böyle başta indirdim onu, böyle tarihi yerlerin başladığı sokak var. Orada indirdim onu, diyorum ki hani en baştan gör. Markete girdi, cips aldı ki, minibüse binelim mi?
Evet. Size böyle geleneksel bir şeyler de sunduğumuza göre birazcık etrafı gösterelim. Bakalım nasılmış buralar. Bir yere geçip oturduğumuz zaman da tekrar devam ederiz. Beyaz atlı değil ama kahverengi. Biliyor musun? Atımı prensim gelmiş. Binebilirsin ama ama bize bir şey ya. Yağmurlu ya. Şöyle. Geçin geçin buyurun. Yok, hava yağmurlu ama. Evet, yağmur durdu birazcık. Böyle biz de ara sokaklara geldik. Şöyle göstereyim mi size birazcık? Şöyle yerler var. İnsanlar bu şekilde fotoğraf çekiyorlar burada. Göstereyim şöyle. Şöyle. Sokaklar bir şekilde. Zeynep'e de bir sürü fotoğraf çektik. Zeynep'in fotoğraflarına bakmak için Instagram'dan onu da takip edebilirsiniz. Zeynep Demira. Reklam. Reklam bu. Evet, şu şey, yukarıdaki şey özellikle. Şurası çok ünlü bir yer. Böyle çok fazla fotoğrafın çekildiği yerler falan böyle. Böyle bir yer. Evet, şimdi biz sabahtan beri dolaşıyoruz. Yağmur yağdığı için ben bir yere oturdum ve arkam kirlendi, çamur oldu. Islak mendile ihtiyacımız var ve bu tür yerlerde çok fazla market yok, tarihi doku falan bozmasınlar diye. Burada Sinekli Bakkal diye bir yer var arkadaşlar, Mardin sokaklarında. Size hemen böyle içeriği göstereyim. Bana peçeteyi getiren, ıslak mendili getiren küçük kardeşim de burada. Neden saklanıyorsun? Çok teşekkür ederim. Onu bulun, her konuda size yardımcı olur. Yusuf'tu değil mi? Hüseyin. Hüseyin'miş. Burada da şu şekilde böyle kitapları falan mahalle sakinlerine ücretsiz veriyorlarmış. Kitap veriyoruz, okuyup geri getiriyorlar. Burada bizim küçük kütüphanemiz var. İstedikleri gibi alıyorlar. Aynen. Bir süre falan bir şey yok, ücret yok. Ücret yok. Süre 15 günlük. Peki neden böyle bir şey yapıyorsunuz abi? Vallahi mahalle sakinlerini bir okutmaya teşvik ediyoruz. Değil mi? Yani çok güzel. İsminiz neydi bu arada? Murat. Burak. Murat. Murat. Evet. Aa, Murat. Çok memnun oldum ben sizinle tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Teşekkür ediyorum. O zaman. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz İyi her şey için de. Sana da görüşürüz küçük kardeş. El salla. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Evet, böyle güzel şeylerle karşılaşmak tabii ki bizi de mutlu ediyor. Sizler de görün istedim. Gerçekten bu dünyada iyi insanlar hala yaşıyorlar arkadaşlar. Biz büyük şehirlerde, büyük kalabalıklarda, büyük telaşlarda yaşadığımız için çok görmüyoruz. Özellikle ya ben mesela Kore'den yeni geldim, biliyorsunuz ki. Çok böyle şeyler yok maalesef. Şu an Türkiye'de de böyle şeyler yok. Zeynep, İstanbul'da yaşıyorsun. Böyle bir şeyle karşılaşıyor musun hiç? Yok yani, imkanı yok. İmkanı yok yani, hani gidip hemen böyle ücretsiz şey yaptı, getirdi filan. Burası çok güzel bir yer bu arada. Ben şöyle de göstereyim size. Böyle ücretsiz hemen böyle ıslak mendili getirdi. Abla, ıslak mendili sizin olsun, hiç önemli değil. Olur mu ya diyor. Bizim fotoğraflarımızı çekti bir sürü. Biz şey diyoruz hani. Hani ücretini verelim lütfen, hani ücret olarak değil de hani böyle küçük bir kardeş, hani böyle bahşiş bir şey olsun filan. Abla, iki fotoğraf çektim ya, olur mu öyle şey filan diyor böyle. Yani gerçekten böyle tatlı insanların, böyle güzel insanların hala yaşıyor olması çok 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 güzel bir şey. Bu şekilde. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir şey bence. Mardin'e gelin arkadaşlar. Gezin ve mutlaka da Sinekli Bakkal'a bir uğrayın derim. Küçük Hüseyin'i de görmüş olursunuz. Şimdi size bir yer göstereceğim. Mardin'de böyle yerler var. Şu şekilde. Bunlara abbaralar diyorlar arkadaşlar. Şimdi bu tür yerlerde şeyler olmuyor. Nasıl denir? İşte arabalar, işte çöp konteynerleri falan olmadığı için belediye buraları falan böyle eşeklerle temizliyor. Eşekler şu abbaralardan falan çıkıyor. Ya böyle bir sistemi de var. Üstünden geçmişken siz de görmüş oldunuz. Evet, Mardin'deyiz. Kadim Otel diye bir yer var. Şurada hemen bir Kore bayrağı var ama görünmüyor böyle. Yağmurdan dolayı şey olmuş, sallamış. Hangi ganyasaya? Evet, Mardin'in dar sokakları, bu ünlü sokakları buralar. Keşke işte böyle bu tür yazılar olmasa. Ya bunlar da evet böyle biraz şey oluyor, hava katıyor filan ama sonuçta tarihi bir doku olduğu için olmamasını tercih ederdim. Böyle biraz ışığı kapatayım, daha güzel görün taşları, dokusunu. Yerler bu şekilde. Thank you.
ne olacak? Bu arada böyle sabunlar falan satılıyor. Çok ağrıyor. Gümüşler. Çok çok ünlü. Bunların hepsinin ayrıntılı çekeceğim bir gün, merak etme. Şimdi böyle yağmur yağdığı için trafik tıkalı. Tekrardan merhaba. Şimdi Mardin'de böyle Cercis Polat Konağı diye bir yer var arkadaşlar. Çok ayrıntılı çekmeyeceğim bu seferlik. Sadece yemekleri, işte mezeleri falan çekeceğim. Ama böyle burayı ayrıntılı olarak çekmemi istiyorsanız aşağıya mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Çünkü burayla alakalı gerçekten mukbang yapmayı istiyorum. Özellikle Korelilerin çok fazla ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir şeyler yazarsınız siz bana. Şimdi biz böyle yemek yiyeceğiz. Ondan sonra canlıya geçeceğiz. Yenen yemekleri de böyle tek tek göstereyim size. Zeynep çok iştahlıyor. Zeynep'e göstermeyi düşünüyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Kurutulmuş peksimet ekmeği, biber salçası ve zilimiz. Evet. Bu karides, Mardin karidesi. Evet. Mardin denizinden geliyor. Yani buğdaydır. Evet. Sizin denizden buğday geldiği için karides diyoruz. Buğdaylar 15 günlük yani toplanıyor, saçta kavruluyor. Nane limonu ezmeğine getiriliyor ve içine tavuk göğsü konuyor ayrıca. Kurutulmuş domates, nar ekşisi, ceviz, maydanoz. Tamam. Şöyle teper, közlenmiş patlıcan, tahin, ceviz ve kızartılmış al biber. Zaten, dağ keki, sebzeli zaten. Evet zaten. Sabah yediğimiz şeyleri. Şöyle falan bakla oluyor, tahinli bakla. Evet. Çiş diş diye yeşil zeytin, Mardin derik zeytini, nar ekşisi, ceviz, maydanoz galiba şimdi. Bu mıklidir, kabak ezmesi, kabak, yoğurt ve dereotu. Anladım. En favori mezemiz küflü yoğurt. Küflü yoğurt. Evet, biz de yoğurt küflenince atlacak duruma geliyor, meze yapıyoruz, siz de yiyorsunuz. Buna isim bulamadık, cacığın amcasının oğlu. Peki. Dereotu, yeşil soğan, salatalı ve süzülmüş yoğurt. Ortadaki teknik direktörümüz de kızartılmış yufka yapıyor. Tamam, çok teşekkür ederiz. Tamam. devam et. Bir de oynayabilsen diyorum. Sana o kadar reyhane öğrettim Kore'de. Ne oldu? Mardin şerbeti. Mardin bana sor çeşmesinden geliyor. Şöyle iki avucunu birleşiyorsun, bir yüzünü içiyorsun. Hadi içmiyorum. Evet, gerçekten. Sıcak yüzünü içiyorsun. Çeşmeden bedem su içiyorsunuz. Bursa'da hiç çeşme yok ya. Sıcak yüzünü çay sıcak. Biz yener sonra yapacağım. Hazır mısınız? Mardin'e hoş geldin. Kapak elimden kaydı, benim bir şey yok, korkmayın. Kapak elimden kaydı, benim bir şey yok. Hadi yapalım. Bilek tutup içiyorsun. Bilek tutun mu? Sıcak değil mi? Yahoo! Beni muhtemelen görmüyorsunuz çünkü Mardin'in bu ara sokaklarından geçiyorum. Yağmur yağdığı için de hava karardı. Çok fazla yağmur var arkadaşlar. Eve geçeceğiz o yüzden. Eve geçtikten hemen sonra tekrar açarım. Son şey yaparız. Şimdi bay bay. Zeynep iyi misin? Ya Allah'ım bu durumda bile. Zeynep çok yedi de iyi değil şu an. O yüzden hızlı hızlı eve gitmeye çalışıyorum. Zaten geldik burası.